arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Otolog'un ilk bölümündeyiz. Kanala 2 adet yeni öğretmen listesi ekledim. Teknolog ve Otolog olarak. Teknolog kısmında teknolojiyle ilgili videolar, kutu açılışları, ürün incelemeleri paylaşırken Otolog'da da araba incelemeleri, araç içinde verdiğim bilgiler, araçlarla ilgili böyle reaksiyon videoları, araç içinde çektiğim videolar, vloglar, günlük araçla ilgili neler yaptığım, bunlardan bahsedeceğim. Bugün de Otolog'un ilk bölümündeyiz. Otolog'un ilk bölümündeki konumuzsa 2015 yılından beri piyasada olan, yollarda sıkça gördüğümüz, sıkça rastladığımız, tüketici kitlesi olarak çok sevilen bir model olan Fiat Egea'yız. Fiat Egea 5 yılın ardından makyajlandı. Bakalım makyajda neler değişmiş? Evet, ekranın arkasına geçtik. Esasen C sınıfında yer alan ama aslında B ile C arasında olan bir araç Egea. Hatchback, sedan ve station wagon gövde tiplerine sahip olan otomobili artık yeni bir gövde tipi daha eklendi. O da şekilde de gördüğünüz gibi cross versiyonu. Cross versiyonunun detaylarına değinmeden önce normal Egea'da değişen neler var onlardan bahsedelim. Gördüğünüz gibi panjur değişti. Panjurdaki Fiat logosu gitti. Güney Amerika'daki modellerdeki gibi Fiat yazısı eklendi buraya. Aydınlatma grubu değişmedi. Sadece full LED'e geçti. Artık normal halojen yerine veya bizenon yerine full LED aydınlatmalar var. Ön tasarımda tampon değişti. Tampona birkaç kromaj eklendi. Yeni jant seçenekleri eklendi. 17 inçe kadar yine alabiliyoruz jantları. Bu jant da bu arada M5 jantına benzettim ben biraz. M5 jantına benziyor. Üst paketlerde tabii ki bu LED gelecek. Full LED. Yine arka stoplarda da değişen bir şey yok. LED oldu sadece. Forma aynı. Gördüğünüz gibi yine bir fotoğraf. Şimdi gelelim cross versiyonuna. Normal modelde de yeni jant tasarımları sunmaya başlarken yerden yükseltilmiş cross versiyonunda 17 inçlik alüminyum alaşım jantlar sunuluyor yine. Yerden yüksekliği 40 milim artan gövdenin önüne, arkasına ve yan taraflarına plastik gri eklentili plakalar eklenmiş. Yani biraz daha arazi kafasında olması açısından. Tavan rayları sayesinde de cross'un normal Egea'dan 70 mm yükseldiğini söyleyebiliriz. Yani 7 santim normal Egea'ya göre daha yüksek. Çamurluklar üzerindeki bu plastik dodikler sayesinde genişliğe sadece 10 milim yani 1 santim etki etmiş. Aracın toplam uzunluğunda da ön tampon dizaynında değişen bu eklentiler sayesinde bir miktar uzama mevcut. Yan aynalar ise gördüğümüz gibi gri. Bu turuncu renk ve eklenen okyanus mavi ile birlikte bu cross'a özel 11 adet renk sunuluyor Egea'da. Makyajla birlikte Egea'ya birkaç yeni donanım daha eklenmiş. Fiat Egea Cross'ta 3 tane donanım paketi mevcut. City Cross, Cross ve Cross Plus. Fiat Türkiye'den gelen açıklamada ise Egea Cross'un giriş paketinin %50'lik ÖTV diliminde olacağı söylendi. Yani bu demek oluyor ki piyasadaki en ucuz arabalardan biri yine Egea olacak. İç mekanda yeni bir direksiyon simidine kavuştu Egea. Bunu birazdan daha detaylı göreceğiz. İçeride 10 inçlik bir multimedya sistemi yine bu dolu pakette gelecek. Görüyoruz. Havalandırma flaşları, buradaki kontrol ünitesi. Sadece bu tuşlar griden siyaha dönmüş. Buradaki tuşlar. Klima paneli yine aynı. Vites topuzu yine aynı. Elektronik el freni yok. Ya bu kadar teknoloji eklenmiş. Birazdan söyleyeceğim. Eklenen donanımları. Ama hala el freni mekanik. Yine dediğimiz gibi 10 inçlik multimedya sistemi. Bununla birlikte ön arka park sensörü, geri görüş kamerası, aynı anda iki telefon bağlantısına imkan veren 10 inç boyutlu multimedya sistemi, dijital gösterge paneli, kablosuz şarj, anahtarsız giriş çalıştırma, ayak hareketini algılayabilen elektrikli bagaj kapağı, şerit takip sistemi, kör nokta uyarısı ve trafik levhası algılama gibi donanımlar yine dolu pakette alınabilen donanımlardan oldu. Burada yine cross'a özel döşemeleri görüyoruz. Direksiyon simidi değişti dedik. Şöyle airbag'e bir tık şey katılmış. Bir hareket katılmış. Buraya bir içeri bir girinti verilmiş. Burada yine hayalet göstergeyi görüyoruz. Birazdan fotoğraflarda daha net görünebiliyor. Burada dediğimiz gibi 10 inçlik multimedya sistemi. Bu da station wagon karoseri. Station wagon'u yani gördüğünüz gibi Egea'da hatlar pek değişmemiş. Sadece tampon dizaynına çalışmışlar. Bir de altyapısını, teknolojisini değiştirmişler. Jantlar yine 17 inç. Bu jantları beğendim. Hazır böyle station wagon Egea burada dururken ben de size biraz motor yelpazesinden bahsedeyim.
Makyaj öncesinden tanıdığımız 1.4 Fire adıyla geçen atmosferik 95 beygirlik motor devam ediyor. Yine aynı şekilde 1.3 Multijet 95 beygirlik motor devam ediyor. 1.6 Multijet dizel ünitenin gücü 120 beygirden 130 beygire çıkarıldı. Ve yine 6 ileri manuel ve 6 ileri DCT, yani çift kavramalı otomatik şanzıman şeklinde alabiliyoruz. Bununla birlikte 1.0 Turbo Furiosa'na artık fiyat da dahil oldu ve 1.0 Firefly adıyla satışa çıkacak 100 beygirlik bir motor seçeneği de eklendi ve bu motor sadece manuel gelecek. Bu motor otomatik vites gelse bence en çok tutan Egea Cross 1.0 otomatik olurdu ama manuel geleceği için şimdi neler olur bilmiyorum. Büyük ihtimalle yine 1.3 Multijet çok tutacaktır. Burada yine dediğimiz gibi hayalet göstergeyi görüyoruz. Şimdi buraya bir görsel ekleyeyim. Şu farenin olduğu yere ekleyeceğim hatta, bak buraya kocaman. Bu hayalet gösterge Opel'in 2015 yılındaki Insignia'sına benzettim ben. Şuralar yakıt göstergesi, hararet göstergesi analog, devir saati analog, ortada hız göstergesi dijital. Ona çok benziyor. Fiyata dair herhangi bir açıklama sunulmamış. 2021 Ocak ayında zaten ülkemizde satışa çıkmaya başlayacak. İllaki duyurulur ilerleyen zamanlarda. Genel olarak aktarabileceğim bilgiler böyleydi. Bu videoyu dün aslında yayınlamıştım, böyle bir video çekip. Ama açıyı pek beğenmedik hepimiz, yani kendimiz de izledik. Evde falan. Bir şey görünmüyordu fotoğraflardan. Biz de böyle bir yol izleyelim dedik. Tekrar bir daha yayına alacağım şimdi. Genel olarak böyleydi. Yeni Egea. Çok fazla bir bilgi de zaten verilmedi. Verilen bilgileri de size paylaştım. Fotoğraflar ve bilgi kaynağımı aşağı ekliyorum. Motor 1 Türkiye'den Şafak Soysal'ın yazısından aldığım birkaç bilgi ve fotoğrafları kullandım. Onlara da buradan teşekkür edelim. Güzel bilgilerdi. En doyurucu bilgileri oradan buldum. Ben de size onları aktardım. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. You'll never see, because they're so sensitive.